Bir hafta üst üste mağlup olduğumuz için çok zor maçtı. Fenerbahçe için de zor maçtı. Onlar da geçen hafta Malatya'da kaybedip geldiler. Üçüncü maçı kaybedince tabii yani biz takımımıza güveniyoruz. Teknik ekibe güveniyoruz. Gayet iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Ama neticeyi alamıyorduk. Tabii bu galibiyet bize büyük nefes aldırdı. Yani eğer bu maçı kazanamasaydık zor olacaktı. Bir de iyi oynadık. İkinci yarı özellikle Göztepe çok iyi oynadı. Yani oyunun hakimiydi bence. Dolayısıyla hani maç bitti. Şimdi yine önümüze bakacağız ama Göztepe Süper Lig'e geldiğimizden beri İstanbul takımlarını yenemiyorduk. Böyle bir şeyimiz vardı. Ama bu sene kurduğumuz kadroyla bunu yapabileceğimizi düşünüyorduk. Geçen hafta Galatasaray maçında da Galatasaray'ı oldukça zorladık. Oldukça enteresan bir gol yedik. İşte direkten topumuz döndü. Yani biz elimizden geleni yapacağız. Şimdi daha sezonun ilk başları. Dolayısıyla daha yolumuz uzun. Göztepe'yi hep söylüyoruz. İzmir'i, Göztepe'yi güzel yerlere getirmeye çalışacağız. Sayın Başkan, transferin tamamlanmasına son bir hafta kaldı ama Wagner Love'ı Beşiktaş'tan bonservisine veya kiralık alma durumunuz hala konuşuluyor. Verebileceğiniz bilgi var mı o konuyla ilgili? Yani konuşuyoruz. Hani çok zor gözüküyor. Oralar öyle ki burada sorunlar sadece oyuncunun bizim istememizle bitmiyor. Yani örneğin Wagner olayında Beşiktaş'la Wagner'in henüz bir kendi aralarında anlaşması yok. Wagner Love transferi ilgilendik kendisiyle. İstedik, çok istedik ama ben çok zor görüyorum şu an. Başka ilgilendiğimiz oyuncular da var. Bu hafta içinde bir tane santrafor getirmeye çalışacağız. Başkanım, Fenerbahçe yönetimiyle görüştünüz. Tabii teselli etmeye çalıştınız ama onların durumu nedir? Neler konuşuyorlar? Ya Ali Başkan Türk futboluna büyük yenilik getirmiş biri. Dolayısıyla kendisini de tanıyorum. Yani burada biz futbol olmadan da birbirimizi tanıyorduk iş dünyasından. Ondan sonra hatta bu aralarda da sık sık görüştük. Öyle şansımız oldu birbirimizi görmeye. Yani tabii çok üzgün ya. Ben aynı onu söyledim. Ben de aynı durumda olurdum. Şey olurdum ama emin olun yani şundan hiç şüphem yok. Fenerbahçe toparlar kendini. Yani Ali Başkan iyi bir yönetici. Ali Başkan burada onların ne noksanları varsa tespit eder. Bundan hiçbir şüphem yok. Bu sene yine çok güzel bir lig olacak. Yani benim beklediğim herkes birbirini yenebileceği bir lig. Zaten Süper Lig'in özelliği o. Dolayısıyla yani bir maçta yendik ama havaya girmememiz lazım. Önümüze, yolumuza devam etmemiz lazım. Başta golü atan futbolcunuz için tribünlerin büyük desteği vardı. Halil, çocuğu diye. Halil Göztepe'nin çocuğu tabii. Yani Halil bizim sembolümüz oldu artık. Yani çok az oyuncuya böyle bir şey nasip olur. 24 yaşında bir Halil Göztepe'nin sembolü oldu. Kendisi aynı zamanda bizim kaptanımız da. Yani 24 yaşında aynı zamanda kaptanlık yapıyor. Tribünler onu seviyor. O tribünleri seviyor. Biz Halil'i seviyoruz. Tabii güzel, böyle şehrin sembolü olmuş bir Halil artık yani. Kendine çok iyi bakıyor son iki yıldır. Çok iyi oynuyor, çok çalışıyor. Dolayısıyla bugün de çok güzel gol attı yani. Başkanım, sanıyorum yeni sözleşme imzaladınız. Yok, imzalamadık Halil'le henüz sözleşme. İmzalarız yani. Halil kendi de söylüyor, Göztepe çocuğu yani. Halil zannetmiyorum bizi bıraksın. Ne kadar Otobüs alıyor acaba başkanım? Yok, onlar hiçbir oyuncu da girmiyoruz. Hiçbir oyuncu da girmiyoruz ama Halil bugün, Halil'in değeri arttı kesin. Yani Halil iyi bir futbolcu. Hallederiz onları biz kendi aramızda inşallah. Çok teşekkür ederim.